TRT Dünya gündeminden 2017 yılının ilk ve son programından iyi akşamlar. Program boyunca yıllardır bilgi ve haber almak için bağlandığımız TRT Dünya gündemi ofislerimizdeki temsilcilerimizden 2017 yılında yaşadıkları ülkeler açısından beklentilerini aktaracağız. Erbil, Beyrut, Kudüs, Washington, Moskova, Tahran, Atina, Bişkek, İslamabad, Priştine, Üsküp, Sofya ve Tiran'dan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya gündemi başlıyor. Evet, ilk durağımız dünyanın da aslında bir anlamda gözünün kulağının orada olduğu Washington. Temsilcimiz Emel Bayrak'la konuşacağız. Zira Amerika'nın seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ofise gelmesine sayılı günler kaldı. Dolayısıyla bütün ülkelerde bu anlamda politikalarını belirlemeye çalışıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından bu kadar tartışmalı olarak gelen Trump'ın geleceğine dair ne gibi şeyler konuşuluyor, ne gibi beklentiler var, seni dinleyelim. Ayşe, Amerikan halkı 2017'den çok umutlu olmasa da senin de söylediğin gibi yeni seçilen başkan Trump'tan beklentiler bir hayli yüksek. Özellikle iki ana başlıkta: iç politikada, ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede büyük değişikliklerin yaşanacağı bekleniyor. İş dünyasından gelen ve başarılı bir iş adamı olan Donald Trump'tan Amerikan halkı ekonomide orta gelirlinin cebini biraz rahatlatacak adımları atması bekliyor. Özellikle istihdam yaratmada, Amerika'nın şu anda çöken altyapısını güçlendirme konusunda beklentiler içinde. Hiç kuşkusuz iç politikada bir hayli tartışmalı olan yasa dışı göçmenler konusunda Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örüp örmeyeceği de tartışılıyor. Bu anlamda gözle görülür adım atması da bekleniyor. Dış politikada en büyük zorlu sınavı aslında Donald Trump terörle mücadelede verecek. İşte bu bağlamda Obama yönetiminin tersine Rusya ile yakınlaşması bekleniyor. Başından itibaren Vladimir Putin'i başarılı bir dünya lideri olarak tanımlayan Donald Trump, Rusya ile Amerika arasındaki ilişkileri yeniden kuracağı bekleniyor ve işte bu çerçevede hem Ukrayna, yani Doğu Avrupa'da, hem de Orta Doğu'da özellikle DAEŞ'e karşı mücadelede Rusya ile işbirliğine girişeceği beklentisi bir hayli yüksek. Diğer bir alan ise Amerika'nın şimdiye kadar kadim müttefikleri olan NATO ve Batı ile ilişkiler yeniden ayarlanacak deniliyor. Özellikle NATO'ya karşı farklı bir bakış sergileyen Donald Trump, NATO konusunda diğer ülkeleri daha fazla baskı kuracağı beklenirken, Çin konusunda da daha zorlu bir döneme girileceği beklentisi bir hayli yüksek. Peki ortak ticaret anlaşmalarına ne olacak? Şimdiye kadar Obama yönetiminin büyük emek sarf ettiği, hem Atlantik ötesinde hem Pasifik ötesinde müttefiklerle yapmaya çalıştığı ortak ticaret anlaşmalarının da geleceği belirsiz bir şekle bürünecek diyebiliriz. Yine İran konusunda Donald Trump'ın daha farklı bir adım atması hiç kuşkusuz bekleniyor. Özellikle nükleer anlaşmayı feshetmeye yönelik ya Kongre'yi zorlayacak ya da yönetim kendi özel yetkisine dayalı bazı kanunları onaylayacak, adımlar atacak. Fakat bu konuda müttefikleri nasıl ikna edecek? İşte burası da soru işareti olarak kalacak. İklim değişikliği bir hayli önemli. Çünkü Barack Obama'nın şimdiye kadar, hatta bundan sonraki başkanlığı bıraktıktan sonra bir hayli kendi adına yürüteceği, tek efsanesini geliştireceği adım olan iklim, evet, değişikliği konusunda ise bunu da tek taraflı feshedeceği bekleniyor. Pekala. Emel Bayrak'a da teşekkür ediyoruz. Washington'dan aktardığı bilgiler için devam edelim. Şimdi telefon hattımızda Yılmaz Yorulmaz temsilcimiz, Moskova'dan Barış Mutlu var. Malum Rusya ile çok inişli çıkışlı bir seyir izledi iki ülke ilişkileri, ama bundan sonraki süreç içinde büyük bir işbirliğine gidilecek gibi gözüküyor. Hem Rusya'nın Putin'den beklentileri açısından hem de uluslararası platformda Moskova'nın beklentileri açısından nasıl bir yıl var önümüzde? Barış, seni dinleyelim.
Ayşe, bir yandan uluslararası siyaset, bir yandan Rusya'nın içinde ekonomik durum ne olacak? Tabii ki bunların bağlantılı olduğu bazı başlıklar var. Zaten Emel biraz bahsetti, sen de söyledin. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginlik, bu çekişme zaten Rusya'yı da biraz zor duruma sokuyordu. Hem Avrupa Birliği ile ilişkilerini zorluyordu, hem de yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik bölgesinde de bazı tasarrufları olacak. Muhtemeldir ki Orta Doğu ile biraz daha fazla ilgilenmeye başlayacak. Böyle bir beklenti var. Şimdi Trump bütün seçim sürecinde Rusya ile ilgili olumlu konuşunca Rusya'da böyle bir beklenti doğdu. Ardından ekibini belirlerken de Rusya ile ilgili yine olumlu yaklaşımlarda bulunan isimlerden seçti bu ekipteki insanları da, isimleri de. Dolayısıyla 20 Ocak gibi bir beklenti var. Burada görev değişikliği olduktan sonra çok çabuk değişiklikler bekliyorlar. Yani yaptırımlarla ilgili adım atılmasını bekliyorlar. Son gerginlikle alakalı olarak, diplomatların sınır dışı edilmesiyle alakalı olarak Orta Doğu ve aynı şekilde Orta Asya'daki, Asya Pasifik'teki faaliyetlerle ilgili olarak ciddi bir beklenti var. En azından bu gerginliğin düşürülmesini, bazı yaptırımların iptal edilmesini bekliyorlar. Bir yandan da tabii NATO ile ilişkiler var. NATO ile ilişkilerde de Baltık ülkelerinden başlayacak olursak, siber atak, yani internet üzerinden zaten Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginliğin temel başlıklarından biri bu. Ukrayna meselesi var, Kırım meselesi bununla ilgili. Dolayısıyla ABD ile ilişkiler düzelirse bu konuda da bir mesafe almayı bekliyorlar. Buna da bağlı olarak yine ülke içindeki ekonomi, özellikle OPEC'le yapılan anlaşmadan sonra petrol fiyatlarının artması çok ciddi bir şekilde rahatlattı Rusları. Ruble de değer kazanmaya başladı. Ama yabancı yatırımcı bu geçen 3-4 sene içinde o kadar fazla dışarıya çıktı, o kadar ülkeden kaçtı ki şimdi o rüzgarı biraz tersine çevirmeleri gerekiyor. Bununla ilgili aslında Dünya Bankası, IMF olumlu sinyaller de vermeye başladı. Rusya yatırım yapılabilecek ülkeler arasında üst sıralara gelmeye başladı diyebiliriz. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili beklentileri de var. Putin'in şahsi olarak çok bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü giderek artan bir grafikle popülaritesi yükseliyor. Suriye'de elde ettiği belirtilen, söylenen, iddia edilen bir başarı var. Bu da popülaritesinin üstüne koyduğu için bir sonraki seçimlere kadar gücünü daha da biriktirerek gideceği anlaşılıyor Vladimir Putin'in. Pekala, teşekkür ediyoruz. Barış Mutlu da Moskova'dan aktardı Rusya'nın 2017'den beklentileri. Yunanistan'a gidelim. Atina temsilcimiz Derya Özcan'la konuşacağız. Yunanistan deyince tabii son 5-6 yıldır hep ekonomik krizden bahsediyoruz. Son birkaç yıldır da mülteci sorunundan bahsediyoruz. Tabii Atina'nın Avrupa Birliği ile bozulan ilişkileri de diğer yandan gündemde, sadece siyasi değil ekonomik açıdan da. Neler bekleniyor Derya? Seni dinleyelim. Ayşe, senin de söylediğin gibi çok haklıydın. Aslında Yunanistan'ın en önemli beklentisi ekonominin düzelmesi. Çünkü yıllardır ekonomik kriz devam ediyor ve hala bir krizden bir çıkış bulunabilmiş değil. Ekonominin düzelmesi deyince tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için ekonominin canlanması gerekiyor, yatırımlar gerekiyor. Ama bunun yanında Yunanistan'ın en büyük isteği Yunanistan'ın borcunun hafifletilmesini. Buna ilişkin görüşmeler başlamıştı geçtiğimiz yıl 2016 yılında. Bu yılda bu görüşmelerin tamamlanması ve Yunanistan'ın borcunun hafifletilmesine ilişkin nihai bir karara varılması bekleniyor. En azından Atina'nın beklentisi bu yönde. Ama tabii ki müzakerelerin devam ettiğini söyledik. Talepler de devam ediyor. Kreditörler yeni yeni taleplerle Atina'nın karşısına çıkıyor. Bu taleplerin gerçekleştirilmesi de aslında hükümeti biraz zora sokacak gibi gözüküyor. Muhalefet bastırıyor. Bir an evvel erken seçim yapalım diyor. Hükümet erken seçime yanaşmıyor. Yeni talepler var dedi ki, işçilerin daha kolay işten çıkarılmasını sağlayacak, toplu işten çıkarmaların önünü açacak bir takım talepler var kreditörlerden gelen. Ama tabii ki ülkede büyük bir işsizlik var zaten. %30'lara varan bir işsizlik var. Yunanistan'ın da Yunan halkının da talebi, en büyük isteği bu işsizliğin azaltılması, istihdamın sağlanması. Öte yandan mülteci sorunu dedik. Mülteci sorunu devam ediyor. Yunanistan bu konuda hem Türkiye ile işbirliğinin devam etmesini istiyor, Türkiye'ye iadelerin devam etmesini istiyor, hem de Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulunuyor. Bu destek talebi aslında 2016'da gelmişti, fakat Avrupa Birliği bu desteği vermemişti Yunanistan'a. Hem maddi hem de teknik olarak Avrupa Birliği'nden gelecek destek 2017'de Yunanistan'ı çok rahatlatacaktır. Tabii ki gelirse, Atina'nın beklentileri karşılık bulursa.
Ve Orta Doğu ülkelerine şimdi bakalım. Orta Doğu ülkelerinden beklentilere bakalım. Mevcut tabloya baktığımızda çok da parlak bir yıl beklemiyoruz diyebiliriz. İlk durağımız Kudüs olacak. Temsilcimiz İrem Seles'le konuşacağız. Çünkü 2016 yılı hem İsrailler hem de Filistinliler açısından yine sıkıntılı geçti. Ama bütün bu döneme baktığımızda Filistinlilerin zamanında elde ettikleri kazanımları da kaybettiklerini gördük. Dolayısıyla ne dersin, umut var mı bu sene? İki devletli çözüm için umutlar giderek tükeniyor. 2016'da da bu böyle oldu Ayşe. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Obama'nın görevini bırakmasına günler kala önemli bir adım geldi. Bu önümüzdeki yılında, daha doğrusu ilk günlerini geçirdiğimiz bu yılında en önemli gelişmelerinden biri olacak. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail yönetimine Batı Şeria'daki ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim yerlerini derhal ve tamamen boşaltma kararı vermişti. 14 ülkenin evet oyu kullandığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin de ilk kez çekimser kaldığı bu karar İsrail yönetiminin belki de beklemediği bir hamleydi. Bunun ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tüm dünyaya tabiri caizse diplomatik bir savaş başlattı. Şimdi gözler 15 Ocak'taki Paris Barış Konferansı'na çevrilmiş durumda. Ve bu konferansın ilk adımı yaz aylarında yine Paris'te Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşmişti. Bir sonraki aşamasının da başkanlık seçimleri sonrası, yani Amerika da gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında liderler düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak İsrail defaatle bu konferansa katılmayacağını, doğrudan Filistin yönetimiyle masaya oturmaya hazır olduğunu, ön koşulsuz gelmeyi kabul ederse Mahmut Abbas'la her şeyi müzakere edebileceğini söylemişti. Belki de bu nedenle bu konferans yine Dışişleri Bakanları düzeyinde 15 Ocak'ta düzenlenecek. Peki 15 Ocak'ın önemi nedir? Donald Trump'ın koltuğu devralacağı 20 Ocak tarihinden önce düzenlenecek olması, İsrail yönetiminin de bu yöndeki korkularından bahsetmek mümkün. Zira yapılan açıklamalardan da bu konudan nedenli endişe duydukları yansıyor. İsrail aleyhinde yerleşim yerleri başta olmak üzere müzakereler konusunda İsrail'in aleyhine bir karar alınmasına yüksek ihtimal gözüyle bakıyor İsrail Başbakanı Netanyahu. Peki bu konuda attıkları adım nedir İsrail yönetiminin? Başta kendi bakanlarına olmak üzere özellikle aşırı sağ kanada bir mesajı vardı Netanyahu'nun. Donald Trump başa gelene kadar, Beyaz Saray'a yerleşene kadar aşırı açıklamalar yapmaktan, Batı Şeria'ya yönelik ilhak açıklamaları yapmaktan sakının demişti defalarca daha geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kabine toplantılarında. Ancak Eğitim Bakanı ve aynı zamanda Yahudi Evi lideri Naftali Bennett dün ve bugün yine bu konuya dair bir açıklama yaptı. Daha önceden de bu konuda yaptığı açıklamalarla bilinen aşırı sağ lider önce Kudüs'ün doğusunda ve Filistin'e hemen komşu olan Male Adumim'i ilhak edeceğiz ve onun ardından da Batı Şeria'nın C bölgesini tamamen ilhak edeceğiz dedi Bennett. Bunun ardından da tüm koalisyon partilerinin ve hatta tüm hükümet üyelerinin bu yasa tasarısında kendisine destek verdiğini söyledi. C bölgesi dediğimiz bölge aslında Batı Şeria'nın %61'ini teşkil eden bir bölge. İşte yarıdan fazlası C bölgesi İsrail'in yönetiminde idari olarak ve güvenliği de İsrail tarafından sağlanıyor. Male Adumim de Batı Şeria'da yer alan en kalabalık yerleşim yerlerinden biri, 40 bine yakın bir nüfusa sahip. Naftali Bennett'in bu açıklamasının ardında elbette Beyaz Saray'a gelecek olan Donald Trump'ın yerleşim yerlerine verdiği bilinen destek var. Zira hem kendi damadının adına açılan Yardım Derneği'ne daha önce yerleşim yerleri için yaptığı bağış geçtiğimiz günlerde açığa çıktı. Hem de daha önceden yerleşim yerleri barışa bir engel teşkil etmiyor açıklamasıyla bu konudaki düşüncelerini, fikirlerini dile getirmişti. Önümüzdeki günlerde İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen hem halen parlamentoda oylamaya devam ettiği yerleşim yerleri hem de hali hazırdaki yerleşim yerlerini ilhak etme çabaları gündemin en üst sıralarında olacak İsrail gündemi bu yönde. Peki Filistin yönetimi ne yapıyor? 2016'nın son günlerinde alınan bu karar Filistin yönetiminin elini güçlendirdi diyebiliriz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne önemli bir dosya hazırlığı içerisinde Filistin yönetimi, özellikle İsrail askerlerine yönelik suçlamalar var bu belgeler içerisinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararın ardından da yerleşim yerlerinin bir savaş suçu olarak Lahey'e taşınması konusunda Filistinli insan hakları kuruluşları şu an çalışmalarını hızlandırmış durumda. Evet.
Diğer yandan El Fetih ve Hamas yönetimi arasında da 2016 biraz şanssız bir yıl oldu diyebiliriz Ayşe. İlk kez Hamas'ın katılımıyla 10 yıl içerisinde bir yerel seçim gerçekleşecekti. Ancak bu sürecin mahkemeye taşınması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki yılın ilk ayları içerisinde bunun için belirlenen son tarih Mart gibi görünüyor. Filistin içerisinde Hamas'ın katılmayacağı bir yerel seçim gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Gazze'de de Hamas yönetimi yeni bir lider seçecek. Zira Halit Meşal aday olmayacağını açıklamıştı. Bu koltuğa oturması beklenen en yüksek ihtimal isim ise İsmail Haniye gibi görünüyor Ayşe. Pekala İrem Seres'e teşekkür ederim. Filistinliler için bir birleşmeden pek söz edemiyoruz gibi gözüküyor en azından önümüzdeki dönemde. Ama diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hem taraf olmayan hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hiçbir kararını tanımayan İsrail'in hedefi de belli. O da Batı Şeria'nın %60'ını daha işgal etmesi. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri nasıl yanında duracak? Terörle mücadele, DEAŞ'la mücadele deyince Irak tabii ki aklımıza geliyor. Erbil'e bir gidelim şimdi, temsilcimiz Abdülkadir Hacıoğlu'yla konuşacağız. Zira özellikle geride bıraktığımız bir yılda Irak, DEAŞ terör örgütüyle mücadelesiyle gündeme geldi. Son olarak Musul operasyonu da ağır aksak olsa da aslında ilerliyor. Hem ilk beklentileri hem Bağdat hem de Erbil yönetimleri açısından nasıl değerlendirirsin? Şimdi aslında 1980 yılından bugüne kadar tam 37 yıldır arda yaşayan bir savaşlara yaşayan bir ülke olarak Irak'ta tabii ki gerek ki Arap olsun, Türkmen olsun, etnik kökeni, mezhebi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün Irakların tek ortak direkleri var. O da bu yılın daha huzurlu ve bu yılın daha barış bir ortamında geçirilmesidir. Bu bütün Irakların ortak dilekleri olduğunu söyleyebiliriz. Irak hükümeti özellikle Musul operasyonunu başlatmadan önce birçok defa yapılan açıklamada bu yılın DEAŞ'ın son yılı olacağını defalarca vurgulamıştı. Ancak ne yazık ki bu hayal kırıklığı yarattı Iraklarda ve gördüğümüz gibi Musul operasyonunda henüz Musul'un neredeyse %30'u kontrol edilmiş durumda kent merkezinin ve hala çatışmaları da devam ediyor. Demek ki önümüzdeki yılda DEAŞ'ta Musul'da çatışmalar devam edecek ve bunun yanı sıra hala terör örgütü DAEŞ'in kontrol altında kalan bölgeleri var. Anbar'ın batısındaki Kaim, Ana, Rava, bunlar 2014 yılının Haziran ayından bugüne kadar yani 2,5 yıldan fazla bir zamandır terör örgütü kontrol altında kalan bölgelerden birisi. Bunun yanı sıra Kerkük'e bağlı Havice bölgesi var, kurtarılmayan bölgelerden birisi ve Kerkük'ün büyük bir tehlike oluşturan bir bölge orası. Ayrıca Salahaddin kuzeyindeki Şırgat bölgesi, bütün bunlar hala terör örgütünün kontrol altında bulunan bölgeler ve kurtarılmayı bekleyen bölgeler. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki gerek Şii, Sünni liderler arası, siyasi partiler arasındaki, gerek Bağdat, Erbil arasındaki siyasi krizler Evet, Erbil'le bağlantımızda bir sıkıntı oldu ama bundan sonraki süreçte de en azından bu yıl içerisinde terörle mücadelesinin Irak'ın süratle devam edeceğini biliyoruz. Tabii Bağdat'la Erbil arasındaki gerginlik nasıl bir şekil alacak onu bilmiyoruz ama geride bıraktığımız hafta özellikle Irak Başbakanı'yla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda yaptığı telefon görüşmesi ve bu anlamda da bir işbirliği mesajı vermeleri bölge açısından bir hayli önem taşıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Lübnan'a bir gidelim. Beyrut'tan temsilcimiz Musab Eryiğit'le konuşacağız. Çünkü orası da uzunca bir süre sonra bütün bu siyasi krizlerin ardından ilk olarak bir cumhurbaşkanı seçti. Ardından da hükümet şekilleniyor. Ama tabii Lübnan'ın kendine has bir takım sorunları da var. Ekonomik olsun, mülteci akını olsun. Neler aktarırsın Musab, beklentiler ne yönde? Evet Ayşe, 2016'nın son iki ayında yaşanan gelişmelerle aslında o siyasi krizden bir çıkma umudu hem Lübnan'da hem de aslında yakın çevrede de hissedilmişti. Önce Cumhurbaşkanı seçildi, ardından hükümet kuruldu. Başbakan Saad Hariri başkanlığındaki hükümet meclisten güven oyu aldı ve yeni yılla birlikte aslında çalışmaya da koyuldu diyebiliriz. Tabii sen de bahsettin, Lübnan kronik sorunlarla uğraşan da bir ülke. Kurulduğu ilk günden beri çokça eleştirilen o mezhep yapısı
çalışması üzerine kurulan siyasi sistemi sebebiyle aslında çalışmamak üzere kurulmuş bir sisteme benziyor yönelik eleştiriler aslında hem iç medyada hem de uluslararası medyada sıkça duyuldu. 2017'de bu krizleri, bu tıkanıklığı, siyasetteki tıkanıklığı aşabilecek mi sorusu için aslında umutlu bir başlangıç oldu diyebiliriz. Zira dediğimiz gibi 2,5 yıldır seçilemeyen Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi Lübnan için önemliydi ve artık yeni bir hükümetle yola devam edecek Lübnan. Yeni hükümetin de ilk görevleri arasında yapmak istediği ilk plan aslında seçim yasası. Zaten Başbakan Hariri hükümeti kurarken bu hükümetin bir seçim hükümeti olduğunun da altını çizdi. Zira 2017 Mayıs'ında genel seçimler düzenlenmesi bekleniyor ki en son genel seçimler 2009 yılında yapılmıştı. Yani 7 seneyi aşkındır Lübnan'da genel seçimler yapılamıyor. İki kez ertelenmek zorunda kaldı. Hem 2013 daha sonra da 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle seçimler ertelenmişti. İşte bu 7 yıldır yapılamayan bu seçimlerin 2017 Mayıs'ında baharında yapılması için taraflar artık bir görüş birliğine varmış durumda. Seçimlerin yapılabilmesi için de bir seçim yasasının çıkartılması gerekiyor. Lübnan'daki seçim yasası 1960 yılında iç savaştan önce çıkarılan seçim yasası ve artık siyasi partilerin tamamı tarafından reddediliyor. Ancak tarafların uzlaşamadığı konu ise yerine nasıl bir yasa getirileceği. Bazıları nispi seçim sistemini istiyorken bazıları da şu anki sistemle daha hibrit, daha karışmış bir seçim sisteminden yana. Dolayısıyla şimdi taraflar yeni bir seçim yasası üzerine tartışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Tabii seçim yasasının yanı sıra Lübnan Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Önümüzdeki yılda yakından takip edecek diyebiliriz. Zira biliyorsunuz Lübnan Suriye'nin komşusu ve Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen ülkelerden de bir tanesi. Bunun sebebi olarak tabii mültecilerle başlayabiliriz. Biliyorsunuz ülkede 1,5 milyon aşkın Suriyeli mülteci var. Zaten 4,5 milyon nüfusu olunca bu kadar fazla sayıda mültecinin Lübnan için aslında çok da üzerinden tek başına gelebileceği bir konu değil. Dolayısıyla bu konuda uluslararası camiadan daha fazla yardım bekliyor. Ve 2017 içinde Suriye'deki artık çatışmaların sona ererek geçtiğimiz günlerde Halep'te başlayan, daha sonra da Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği ateşkesin Suriye geneline yayılarak mültecilerin de bir anlamda ülkelerine dönmesini bekliyor diyebiliriz. Tabii Suriye meselesi gündeme geldiğinde Lübnan'da akla gelen ilk partilerden, ilk taraflardan birisi de Hizbullah. Hizbullah 2013 yılından beri Suriye'de savaşıyor. Esad rejimiyle birlikte muhalif gruplara karşı. 2017 yılında da aslında savaşacağını duyurmuştu. Bu zamana kadar 1500 ila 2000 arasındaki militanını Suriye'de kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak yine de kendi tabirlerince zafer Esad rejiminin olana kadar Suriye'den geri çekilmeyeceklerini, askeri varlıklarını bu ülkede tutmaya devam edeceklerini daha önce de açıklamışlardı. Her ne kadar Suriye'de önemli komutanlarını Mustafa Bedrettin, Semir Kuntar gibi isimlerini 2016 yılında kaybetseler de aslında sahada kazandıkları tecrübeyle Orta Doğu'da önemli bir aktör haline gelmeyi başardılar. Hatta son dönemde Lübnan dış politikasını etkileyebiliyorlar ki geçtiğimiz 2016 yılının son aylarında Körfez ülkeleriyle Lübnan ilişkileri Hizbullah yüzünden büyük bir ivme kaybetmişti diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri Lübnan'la diplomatik ilişkileri düşürmüştü. Turistler artık gidip gelmiyordu. Dolayısıyla bu ilişkileri de düzeltmek için yeni hükümet ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun bazı girişimlerde bulunabilir ve geçtiğimiz günlerde aslında bunun ilk işaretleri de gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor yönünde iddialar medyaya yansıdı. Tabii bu iddialar şu an için doğrulanmış değil, ancak Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzelmesi demek Lübnan'ın bir anlamda Orta Doğu'daki bu güç rekabetinde de bir adım öne çıkabilir. İçinde bulunduğu siyasi tıkanıklığı aşmasında etkili olacak diyebiliriz Ayşe. Evet, Asya'ya bakacağız biraz. İlk durağımız Pakistan olacak. Terörün belini büktüğü ülkelerden de bir tanesi, aynı zamanda ekonomik sıkıntıların, etnik ayrışmaların da hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Temsilcimiz Mustafa Deveci'ye soracağız. Gerçi Pakistan son bir yılda özellikle terörle mücadele operasyonunda büyük başarılar elde etti ama hala çok
kökünden temizlendiğini söyleyemeyiz. Hem Pakistan açısından beklentileri hem de senin ayrıca takip ettiğin Afganistan açısından beklentileri senden dinleyelim. Evet Ayşe, senin de söylediğin gibi Pakistan son bir yıl içerisinde terörle mücadelesinde büyük bir başarı elde etti. Zira rakamlara baktığımız zaman, yani terör yüzünden verilen kayıplara baktığımız zaman büyük bir başarının elde edildiği gözüküyor. Zira 2013'lü yıllarda, 2013-2014 yıllarında baktığımız zaman sadece ülkedeki sivil kayıplar 3000'in üzerindeydi. Teröre verilen kurbanların sayısı 3000'den fazlaydı. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman 2016 yılında hem askeri hem de sivil kayıpların 900'ün altında olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten büyük bir başarı demek Pakistan için. Zira Pakistan 2002 yılından beri, yani Afganistan'ın işgalinin başladığı yıldan beri elbette terörle mücadele ediyor ve Afganistan'daki her olumsuz gelişme ve bölgede artan terör olayları Pakistan'ı, komşu Pakistan'ı da yakından etkiliyor, derinden etkiliyor. Dediğimiz gibi özellikle 2007 yılından itibaren Pakistan'daki terör olaylarında ciddi bir artış yaşanmış ve 2010'lu yıllarda bu artış doruk seviyeye ulaşmıştı. Ancak son yıllarda Pakistan ordusunun yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde 2016 yılında Pakistan'da terörle mücadelede büyük bir başarı elde edildi. Ancak dediğimiz gibi Pakistan maalesef ki 2016 yılında teröre kurban vermeye devam etti. 2017 yılında da henüz tam olarak terör belasından kurtulmuş gibi gözükmüyor. Maalesef ki 2017 yılında da, bu yılda Pakistan'da terör olaylarının yaşanması bekleniyor. Ancak dediğimiz gibi geçmiş yıllara oranla terör olaylarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor. Pakistan açısından 2017'de beklenti ise Hindistan'la olan ilişkilerin iyileştirilmesi. Zira 2016 yılında Hindistan'la Pakistan arasındaki ilişkiler gerilmiş, hatta iki ülkenin savaş durumuna bile geçtiği iddia edilmişti. Özellikle Keşmir sınırında yaşanan gerginlik nedeniyle Eylül ayından itibaren iki ülke ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış ve bu yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 60'tan fazla sivil ve asker her iki tarafta hayatını kaybetti. Hindistan uluslararası camiada Pakistan'ı zora sokmaya çalışıyor. Pakistan'ı zor durumda bırakmaya çalışıyor. Bunun en son örneği geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaşandı ve Hindistan Güvenlik Konseyi'ne Pakistan'ı teröre yardım eden ülke olarak tanımasını ve Pakistan üzerinde ambargo uygulamasını öneren bir yasa çıkarmaya çalıştı. Ancak bu öneri Birleşmiş Milletler Genel Konseyi tarafından reddedildi ve Pakistan bu öneriye elbette büyük tepki gösterdi ve asıl terörü destekleyen ve Pakistan'daki terör olaylarında parmağı olan ülke Hindistan diyerek komşusunu suçladı. Dediğimiz gibi Hindistan ilişkileri gergin. Elbette ekonomisi gelişti. 2016 yılında Pakistan ekonomisi %4'ten fazla bir büyüme yakaladı. 2017 yılında istikrarın devam etmesi nedeniyle Pakistan'daki ekonomik gelişmelerin devam etmesi, ülke ekonomisinin büyüme hızının devam etmesi bekleniyor. 2017 yılı elbette siyasi açıdan da oldukça sıcak geçecek. Zira 2018 yılında Pakistan'da milletvekili seçimleri var ve bu nedenle de siyasi partilerin seçim çalışmalarına başlaması bekleniyor. Afganistan açısından ise elbette maalesef ki Afganistan 30 yılı aşkındır teröre kurban veren bir ülke. 1979 yılından, yani Rus işgalinden beri Afganistan'da terör ve çatışmalar hiç sona ermedi. Maalesef ki önümüzdeki yıllarda da bu kolay kolay sona erecek gibi gözükmüyor. 2017 yılı Afganistan için oldukça zorlu geçecek gibi gözüküyor. Zira 2016 yılı maalesef ki önceki yıllara göre daha kanlı geçmiş ve ülkede 5500'den fazla güvenlik görevlisi yaşanan terör olayları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sivil kayıplarda da oldukça ciddi bir artış yaşanmıştı. 2017 yılında da Taliban'ın etkisini artırması bekleniyor ve şu anda ülke genelinde Taliban'ın 40'tan fazla ilçeyi kontrol altına aldığı ve ülkedeki bazı illerin Taliban tehdidiyle karşı karşıya olduğu dile getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre ülkedeki 14 vilayetin ciddi Taliban tehdidiyle karşı karşıya olduğu dile getiriliyor. Ülkede 34 ilin olduğu dikkate alındığında Taliban tehdidinin ne kadar ciddi olduğu gözler önüne seriliyor. Afganistan'da sadece Taliban tehdidi yok. Bir taraftan da DH tehdidi var. DH 2014 yılından itibaren Afganistan'da yapılanmaya başladı ve gücünü artırmaya başladı gibi gözüküyor. Özellikle 2016 yılının sonlarında Şiilere yönelik ciddi saldırılar vardı ve bu saldırıların tamamı DH'in Afganistan kolu tarafından yapıldı ve bu saldırılarda
onlarca sivil hayatını kaybetti. Bu nedenle de Afganistan'ın 2017 yılında da maalesef ki en önemli gündem maddesi terör olacak gibi gözüküyor Ayşe. Evet, Afganistan zaten uluslararası camia tarafına unutuldu gitti gibi duruyor dünya bu kadar tehdit altındayken. Kırgızistan'a bir bakalım, Bişkek'e gidelim. Temsilcimiz Uğur Özen'le konuşacağız. Çünkü Kırgızistan da aslında siyaseten bir istikrar arayışı içerisindeydi. Önünde yeni değişiklikler de var. Diğer yandan ekonomik kalkınma da herhalde 2017 hedefleri arasında gözüküyor. Neler aktarılıyor? Evet Ayşe, Kırgızistan için 2017 aslında bir yeni başlangıç yılı olacak da diyebiliriz. Çünkü 2016'nın sonlarında geçtiğimiz ay başlarında kabul edilen anayasa ile referandum yoluyla yönetim sisteminde ciddi değişiklikler gerçekleşti. Cumhurbaşkanının elindeki yetkilerden bir kısmı parlamento ve hükümete bölüştürülerek daha işlevsel bir durum elde edilmeye çalışılıyor. Ancak bu süreç yıl sonunu bulabilecek. Önce Cumhurbaşkanı'nın seçimle değişmesi gerekiyor. Aralık 2017 itibariyle yapılması bekleniyor Cumhurbaşkanlığı seçiminin. Ancak Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev yıl sonu basın toplantısında görevini daha erken bırakabileceğini söylemişti. Böylece 2017'nin son çeyreği içinde yeni Cumhurbaşkanı seçimi ve yeni sürecin başlaması beklenebilir. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev yeni anayasa ile ekonomik kalkınmanın da yolunun açılacağını düşünüyor. Bunun için yabancı yatırımlar önündeki çeşitli engellerin kalkabileceğini, hükümetin elinin güçlenmesiyle daha hızlı kararlar alınıp daha rahat hareket edilebileceği görüşünde. Yine ekonomi anlamında Kırgızistan'ın ikinci büyük altın rezervi olan Ceruy altın madeninin de yıl içinde üretime başlaması planlanıyor ki bu da ciddi bir gelir kaynağı durumunda olacak. Bir beklentimiz de yine geçtiğimiz yılın son günlerinde, son ayında ortaya çıkan Özbekistan'la olan ilişkilerin geliştirilmesi yolundaki adımların meyvelerini vermesi olacak. Özbekistan'la Kırgızistan arasındaki sınır sorunlarının çözüme kavuşturulması, özellikle bu ay içinde bir sonuca varılması bekleniyor. Böylece Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki ticari ilişkiler, gelgitler de gelişecek. Tüm bunların yanı sıra kuzey-güney bölgelerini bağlayan alternatif bir otoyolunda açılması beklentisi var ki bu da ülkenin iç ulaşımında çok ciddi bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca ülkeden transit geçişlerinde kolaylaşması bekleniyor Ayşe. Evet, 2016 yılı Balkan ülkeleri için de bir hayli zor geçti. Özellikle mülteci akınıyla birlikte Balkan ülkelerinin bazılarının gerçekten birbirine düştüğünü gördük. Hatta gayri insani bir takım önlemler aldıklarını da gördük. Amerika, İngiltere'nin aslında Brexit'le başlayan sürecinin şimdi domino etkisi yaratıp yaratmayacağı da konuşuluyor. Çünkü Balkan ülkelerinde de ciddi rahatsızlıklar var. Bulgaristan'la bir başlayalım. Sofya'ya gidelim. Temsilcimiz Sevda Dükkancı karşımızda. 2017'de beklentiler ne yönde? Seni dinleyelim. Evet Ayşe, 2017'deki beklentiler elbette ki 2016'nın uzantısı diyeceğiz. Mülteci konusu yine bir numaralı konuların başında geliyor olacak. Her ne kadar sorun olarak niteleyemeyecek olsak da. Çünkü bugün 2017'nin ilk ayında bakacak olduğumuzda resmi olarak sayıları 7000'i geçmiyor. Ve Avrupa Birliği'nin en yoksul üye ülkesi olan Bulgaristan, mülteci sorununun veya mülteci akının sadece bir transit noktası gözüyle bakılıyor. Malum Türkiye'de. Sonra ilk Avrupa Birliği üyesi ülke konumundayız bizler burada. Fakat siyasi istikrarsızlık veya siyasi çalkantılar da 2016'nın sonunu belirledi diyebiliriz. Dolayısıyla bu yeni yılın başlangıcında da yine bu konu gündeme gelecek. Çünkü malum Kasım ayında yapılan Cumhurbaşkanı seçimleri iç siyaseti iyice sarstı.
sağ merkeziyetçi bir hükümet olan Başbakan Boyko Borisov'u başkanlığındaki kabine istifasını verdi. Ondan sonra anayasal bir çıkmaza girdi ülke. Çünkü o zaman mevcut Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev yeni bir hükümet tayin etmesi gerekiyordu. Ya teknokrat ya da mevcut parlamento içerisinde. Ancak bunu başaramayınca bütün gözler şimdi 22 Ocak'a odaklandı. Ne olacak 22 Ocak'ta? Yeni Cumhurbaşkanı Bulgaristan'ın biraz Rus yanlısı olarak da nitelendirildi. Hava kuvvetleri eski komutanı General Rumen Radev göreve geçecek. Devlet başkanı koltuğuna oturacak. Ondan sonra yeni bir teknokrat hükümet, daha sonra yeni bir erken genel seçimlere gidilecek. Bulgaristan sık sık seçimlerle gündeme geliyor. Yani bir şekilde ekonomi istikrarsızlığın sanki bir uzantısı olarak siyasi istikrarsızlık da Bulgaristan'ın son dönemlerdeki, hatta belki de 2013 yılından beri kaderini belirliyor diyebileceğiz. Mülteci konusuna dönecek olursak, burada Sofya'nın gözleri Ankara'ya odaklı olduğunu ben hemen hatırlatmak istiyorum. Çünkü malum Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bazen belirtmiş olduğu gibi eğer bizler sınırları açarsak işte bütün bu milyonlarca mültecinin gideceği ilk noktada belki de Bulgaristan olacaktır. En azından Sofya'da buna benzer korku ve endişeler var. Buna karşın o meşhur tel örgüler çekilmeye devam ediliyor. Kameralar, gözetim sistemleri, sınır güvenlik için milyonlarca avro harcanıyor. Bulgaristan gerçekten çok büyük bir hem insan hem maddi kaynağı buna aktarıyor diyebiliriz. Avrupa Birliği de tarafsız kalmadı. Hem Frontex sayesinde hem sınırda Kapıkule Kapitan Andreeva sınır kapısına açılan üçlü temas merkezi biliyorsunuz yine son aylarda açıldı. Bu da Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında daha iyi, daha koordinasyonlu bir şekilde sınır güvenliğin sağlanmasını amaçlıyor. Tel örgü devam ediyor. Avrupa Birliği dediğim gibi tam 160 milyon avro Bulgaristan'a tahsis ediyor. Yeni kampların kurulması için, sınır güvenliğin daha iyi bir şekilde, daha koordineli bir şekilde yapılması için. Ama bakalım bu yeni yılda 2017'de bu paralar nasıl kullanılacak? Bu da şimdilik belirsizlikler içerisinde. Yeni bir hükümet gelecek. Yeni hükümet arayışları içerisinde Bulgaristan'da Türkleri de temsil edecek partileri nasıl bir temsil, nasıl bir imaj sergileyeceği de yine şimdiden daha soru işaretleri arasında. Çünkü malum geçen yıl içerisinde kurulan yeni bir parti var. Dost Partisi Lütfi Mesten Başkanlığı'nda. Onun şimdi nasıl bir rota izleyeceği ve erken genel seçimlere hazırlıklı olup olmayacağı da tabii ki büyük ihtimalle Nisan ayında düzenlenecek parlamento seçimlerinde belli olacak. Bulgaristan'ın gerçekten yoğun bir siyasi ve ekonomik ve sosyal bir yıl bekliyor Ayşe. Pekala Sevda Dükkancı'ya da teşekkür ederiz. Belirsizlik hakim diyebiliriz Bulgaristan için. Peki Makedonya için nasıl bir hava var? Telefon attığımızda Üsküp temsilcimiz Esra Azip var. Esra, aslında yaklaşık 8 yıl önce başladığımızda bu programa Makedonya'nın bir isim sorunu var diyorduk Yunanistan'la ilgili. Çünkü diğer uluslararası kuruluşlarının da üyesi olmasının önündeki en büyük engeldi. Ama son şöyle bir 2-3 yıla baktığımızda bu gündemden düşmüş gibi gözüküyor. Makedonya'nın daha acil, belki de daha akut sorunları var. Beklentiler ne yönde? Aslında Makedonya'da son 2-3 yıldır yaşananlarda da beklentilerde de gelen yeni yıllardan beklentilerde de pek bir değişiklik olmadı. Tabii yerindeyse artık ülke vatandaşları siyasi krizlere karşı bağışıklık kazandı bir anlamda. 2017'de yine bundan önceki yıllar gibi yine de siyasi krizle karşıladı ülke. Tabii ki bu isim sorunu, Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon gibi dış politika hedefleri, öncelikli hedeflerini bir anlamda geriye atmış oldu. Yıllardır siyasi krizle ve onun olumsuz etkileriyle mücadele ediyor ülke. 2017'yi yine böyle karşıladı. Vatandaşlar açısından bakıldığında tabii ki bu krizin en büyük etkisi, onları en fazla etkileyen yana ekonomi, yeni iş yerlerinin açılmasını, her ne kadar düşme eğiliminde olsa da hala %24 seviyesinde görülen işsizliğin daha da düşmesini ve yaşam standartının yükseltilmesini bekliyor vatandaşlar. Ve krizden bu anlamda en fazla etkilenen grup olan vatandaşların öncelikli beklentisi ekonominin bir an önce düzeltilmesi. Bunun yanı sıra tabii ki etnik ilişkilere, dış politika hedeflerine birçok alana etkisi var bunun. Dolayısıyla öncelikli olarak bu krizin üstünden gelinmesi şart.
ve hangi siyasi görüşten olursa olsun partiler arasındaki çekişmelerin artık bir son bulmasını istiyor ve ülkenin ileriye doğru yol almasını umut ediyor vatandaşlar. İki kez ertelenmişti seçim ve en son 2 haftada 11 Aralık'ta gerçekleşti erken genel seçimler, ama sandıktan çıkan sonuç mevcut o krizi gidermeye yarayacak bir sonuç da getirmedi. Bir tablo doğurmadı. İktidar ve muhalefet koalisyonları arasındaki oy farkı çok az. Bu da çetin pazarlıkların habercisi adeta. Bundan sonraki süreçte belirleyici olacak olan grup aslında Arnavutlar. Onların tercihi ülkenin de bir anlamda kaderini belirleyecek. Zira son dönemde özellikle Arnavut blokundan daha milliyetçi, daha radikal tipiklere de sahne oluyor işte. Özellikle Arnavutça'nın ikinci resmi dil olması ve bu sorun giderilmeden, yani bu konuya nefret getirilmeden bir hükümetin kurulmayacağını belirtiyorlar. Bu yönde gayri resmi bilgilere göre iktidar koalisyonu ve iktidar partisiyle Arnavut blokundan bazı partilerin görüşmeleri devam ediyor. Beklenen tabii ki çok kısa bir sürede hükümetin, işlevsel bir hükümetin kurulabilmesi. Gerek kamuoyu, gerek ülkedeki siyasiler, gerek de uluslararası toplum artık bunu bekliyor. Bu anlamda önemli bir adım atıldı. 2016'nın son iş gününde ülke meclisi kurucu oturumunu gerçekleştirdi. 9. dönem milletvekilleri onaylandı ve yasaya göre şimdi Cumhurbaşkanı 10 gün içinde en fazla vekili bulunan parti hükümeti kurma yetkisini verecek. Onu takip eden 20 gün içinde ise yeni kabinenin mecliste oylamaya sunulması, hükümet programının onaylanması gerekiyor. Yani Makedonya 2017'nin ilk ayında yeni hükümeti, hükümetine kavuşmayı umuyor. Ama tabii ki bu beklenen olacak, bu zaman gösterecek. İşlevsel bir hükümetin kurulmasıyla birlikte onun ardından ülkenin odaklanması gereken konular, senin de söylediğin gibi artık kronikleşen isim sorunu, otobüsüyle NATO ile entegrasyon süreçleri olacak. Pekala Esra Asibe'de teşekkür edelim. Üsküp'ten aktardı Makedonya'nın beklentilerini. Arnavutluğa bir gidelim. Tiran'dan temsilcimiz Gencer Tatar karşımızda olacak. Arnavutluğun da kendi ekonomik sıkıntıları var ama bunları aşmak için adres olarak gördüğü bir yer var. O da Avrupa Birliği. Ne dersin? Arnavutluk bu sene Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlayabilecek mi? O yönde bir irade var mı? Nedir beklentiler? Beklentiler, son şunu aktarayım. Cumhurbaşkanı Bujarnişan'ın yılbaşı mesajı yayınladı ve yılbaşı mesajında Arnavutluk için 2017 tarihi bir yıl olacak diye nitelendirdi. Büyük ihtimalle bu da Avrupa Birliği'ne atıfta bulundu. Çünkü Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri 2017 yılında başlanacak. Hatırlayacaksınız, bütün programlarımızda da en çok konuşulan konulardan birisiydi Arnavutluk'ta yargı reformu. 2016 yılında da yargı reformunda birçok adım atıldı ve yargı reformu meclisten geçti. Avrupa Birliği'nin de 5 en önemli şartlarından biriydi yargı reformu. Çünkü Arnavutluk bütün yolsuzlukla mücadele, ki bu Arnavutluğun en büyük baş belası diyebiliriz, ve bir de uyuşturucu var. Uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadelede en önemli adım yargı reformu olarak görülüyor. 2016 yılının sonlarına doğru da yargıda reform meclisten geçti. Şimdi 2017 yılında tekrar başlanacak yargı reformunu düzenlemeye, somut adımlar atılmaya başlanacak ve büyük ihtimalle Ocak ayında da, Başbakan İdrama da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Ocak ayında da Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlanması bekleniyor Ayşe. Bir diğer taraftan da önemli bir konu da 2017'nin Haziran, yani bu yılın Haziran ayında yapılacak olan seçimler. Bu seçimlerde tarihi bir seçim olacak, çünkü Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlanması hangi partinin, Sosyalist Parti mi, Demokrat Parti mi, bu iki partinin arasında büyük bir yarış olacak. Koalisyon görüşmeleri de şimdiden başlamış durumda. Hem Sosyalist Parti hem de Demokrat Parti Avrupa Birliği, Arnavutluğu Avrupa Birliği yoluna götürecek parti olacak. İkisi bu yönde tartışmalar yaşanıyor Ayşe. Pekala, teşekkürler. Gençer Tatar da Tiran'dan aktardı. Son durağımız Kosova olacak. Prişine temsilcimiz Gülay Krasniç ile konuşacağız. Aslında Balkan ülkelerindeki genel problem bu. Hem istikrarsızlık hem de ekonomideki sıkıntılar, ki Kosova bu anlamda dışarıya çok sık göç veren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Nedir beklentiler ya da alınacak önlemler 2017 yılı içerisinde, seni dinleyelim.
Ayşe, senin de bahsettiğin üzere vize konusunun yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor. Özellikle 2016 yılında biliyorsunuz vize muafiyeti konusunda Avrupa Birliği tarafından yeşil ışık yakılmıştı. Fakat vizenin gerçekleştirilebilmesi için Kosova siyasetindeki krizin de aşılması gerekiyor bir nevi. Bu yönde adımların atılması bekleniyor ve senin de başta söylediğin üzere özellikle 2014 yılından günümüze kadar süren göçün de bir nevi önüne geçilmesi hedefleniyor bu yeni uygulamayla birlikte. Vize muafiyeti sürecinin yanı sıra biliyorsunuz özellikle Karadağ ile sınır anlaşması ki neredeyse her programımızda bunu sık sık dile getirmeye çalışmıştık. Bu konunun yeniden meclise getirilmesi bekleniyor. Çünkü Kosova'nın vize muafiyeti süreci buna bağlı. Karadağ ile sınır anlaşması Kosova Meclisi'nde onaylanmazsa Avrupa Birliği tarafından vize konusunda Kosova için olumsuz adımlar anlamına geliyor. Bu yüzden Kosova Meclisi'nde 2017 yılında, 2016 yılında olduğu gibi yine gergin toplantıların yapılması bekleniyor. Çünkü bu anlaşmanın Kosova Meclisi'nde oylamaya sunulması aslında iktidar ve muhalefetin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Bu da Kosova Meclisi'nde yine hareketli toplantıların gerçekleşmesi gibi bir durumu ortaya koyuyor. Tabii 2017 yılında sık sık bunu vurguladık. 2017 yılında genel seçimlerin yeniden tekrarlanması söz konusu. Çünkü biliyorsunuz Kosova'da ekonomik sıkıntılar halen devam ediyor. 2014 yılında gerçekleşen genel seçimlerde özellikle hükümet yetkilileri tarafından istihdam sözü verilmişti. Bu konuda henüz adımların atılamaması özellikle siyasi analistler tarafından yapılan açıklamalara göre 2017 yılında yeniden seçimlerin tekrarlanması anlamına geliyor ki muhalefet sık sık bu talebini dile getirmişti. Bu yönde 2017 özellikle Kosova için hareketli ve gergin olacak da denilebilir. Yeniden seçimlerin gerçekleşmesi ki bu Karadağ ile sınır anlaşmasına yine bağlanıyor. Çünkü Kosova Meclisi'nde Karadağ ile sınır anlaşması 2017'deki ilk toplantıda gündeme getirilirse ve yeniden oylanamazsa o zaman hükümet direkt yeniden seçimlere gitmiş olacak. Bu yönde 2017 Kosova için hareketli ve gergin olacak da denilebilir Ayşe. Pekala Gülay Krasniç'te Priştine'den aktardı. Muhabirlerimize çok teşekkür ediyorum. Böylece TRT Dünya gündeminin de artık sonuna geliyoruz. Yaklaşık 8 yıldır ben ve ekibim sizlere dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerin gözünden aktarmaya çalıştık. Çok da iyi işler çıkardık. Türk yayıncılığına farklı bir soluk getirdiğimizin farkında olarak hep soğukkanlı ve tarafsız durmaya özen gösterdik. Programı kapatırken ekranda görmediğiniz editörlerimden reji ekibine, prodüksiyondan arşive, kameradan montaja, makyajdan ulaştırmaya ve TRT yönetimine teşekkürü borç bilirim. Sürçülisan ettiysek affola, hoşçakalın.